Selam sevgili kardeşlerim. İlmin asıl ortaya çıkması ve bereketlenmesi elbette ki yazının bulunuşuyla başlamıştır. Bilgi taşlarının üst üste konularak sağlam bir bina yapımı ancak yazıyla mümkün olmuştur. Böylece her insanın bilgi birikimi ve kıymetli tecrübeleri kendisiyle beraber ölüp gitmemiş, ebedilik kazanmıştır yazıyla. Belki bir şekilde yazarını da ebediyen yaşatmıştır. Eğer yazı olmasaydı, her insan çalışıp çabalayarak bir şeyler belleyecekti. Sonra da ölüp gidecekti. Belki birkaç talebesinden başka kimse ondan yararlanamayacak. Sonra gelen herkes tıpkı o adam gibi yeniden başlayacak. Bir yerde de bitirecekti. Böylece gelen her dalganın sahilde yapılmış kumdan kaleleri yok etmesi gibi bütün şahsi gayretler, çabalar hep boşa gidecek. Eskilerden yeniler bir şey istifade edemeyecekti. Ancak yazının icadı ile bilgiler taşlara kazınır gibi korunmuştur. Böylece bu kısır döngü kırılmıştır. Artık bilginin korunması ve taşınmasıyla beraber İlim hayatına bir canlılık, bir bereket, hızlılık ve verimlilik gelmiştir. Onun için ilim bazen hokka, bazen tüy, bazen kalem, şimdilerde ise tuşlar ile. Yani biçimine kadar değişirse değişsin, sonuçta bilgiyi tespit eden kalemsiz olmuyor, yazısız olmuyor. Ancak kalemle ve yazıyla kayda geçen ilim, yeni ilimler doğuracak ve sürekli üretecektir. İşte burada Kur'an-ı Kerim'in daha ilk ayetlerinde okumaktan, yazma aracı olan kalemden, kitaptan, satırlardan bahsetmesi bilim tarihi adına iftihar edilecek, biz Müslümanlar adına onur duyulacak, hamdü senalar edilecek bir olaydır. Müslüman olduğumuza ne kadar sevinsek ve şükretsek azdır. Hoşça kalın ve selam.